Doğru Adres kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Akif. Bugün sizlerle birlikte masaüstü bilgisayarımızın kasasını temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bilgisayarımın içi oldukça tozlu, soğuk üfleyen bir saç kurutma makinesi işimizi görecektir. Hadi sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Öncelikle kasamızı fişten söküyoruz. Monitör ve elektrik bağlantılarını çıkarıyoruz. İlk olarak BIOS pilimizi çıkararak işlemlere başlayalım. BIOS pili şurada arkadaşlar. Tırnağından hafifçe çekerek çıkarabilirsiniz. Şimdi RAM'lerimizi çıkaralım. RAM'lerin kenarlarındaki tırnakları açıyoruz. Hafifçe yukarıya çekerek yerinden çıkartıyoruz. Şimdi aynı şekilde ikinci RAM'imizi de yerinden çıkaralım. Yerinden çıkarmış olduğumuz RAM'lerimizi yumuşak bir silgi yardımıyla temizliyoruz. Silgiyi çok bastırmadan her iki tarafını da hafifçe siliyoruz. Sonrasında tortu kalmaması için özen gösteriyoruz. Şimdi de toz içinde kalmış ekran kartımızı sökelim. Vidalarını yerinden çıkarttıktan sonra altta oturduğu yerde bir tırnak var arkadaşlar. Tırnağı açıyoruz. Sonra aynı RAM'leri çıkardığımız gibi yukarıya doğru hafifçe çekiyoruz. Yerinden çıkardığımız ekran kartımızı soğuk üfleyen bir saç kurutma makinesi yardımıyla temizliyoruz. Fana zarar vermemeye dikkat edelim arkadaşlar. Bilgisayarımızdan sökmemiz gereken parçaları söktük ve kalan kısmın tozunu almak için balkona veya camın önüne çıkarmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi içi oldukça tozlu. Daha önce söylediğim gibi soğuk üfleyen bir saç kurutma makinesi yardımıyla kasamızın içindeki tozları temizliyoruz. Saç kurutma makinesini fanlara doğru tutarken açısına çok dikkat edelim. Fanlara zarar vermeyelim arkadaşlar. Kasanın her tarafına ulaşan tozlar saç kurutma makinesi yardımıyla kolaylıkla temizleniyor.
Şimdi kasamızın diğer tarafını çevirip o kısmı tozunu alalım. Tekrar ön tarafını çevirip dar ağızlı başlık ile son bir üfleme yaptıralım. Kasamızın tozunu aldık. Şimdi yavaş yavaş parçalarımızı yerine takalım. Önce remlerimizi yerine takıyoruz. Çıkardığımızın tam tersi şeklinde remleri yerine oturtup tırnaklarından kapatıyoruz. İkinci remimizi de aynı şekilde yerine oturtuyoruz. Şimdi de temizlediğimiz ekran kartının yuvasını oturtalım. Üstten hafifçe bastırıp yerine girmesini sağlıyoruz. Sonra vidalarını sıkıyoruz. Yerine iyice oturduğundan emin olmak için vidaları iyice sıkıyoruz. Bu sayede ekran kartımız çalışırken üzerindeki fanlar yalpalama yapmaz. Şimdi de BIOS pilimizi yerine takalım. Üstten hafifçe bastırdığımızda tık diye yerine oturacaktır. Ve temizlik işlemi tamam arkadaşlar. Bu sayede artık kasanız daha az ısınacak, daha sessiz çalışacak ve bilgisayarımız daha zor olacaktır. Bu video böyleydi arkadaşlar. Bana ve kanalıma destek olmak için videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.